Bu bir gelenektir. Ünlüler evlerinin kapılarını ilk kez ve sadece Show TV'yi açar. Güzel oyuncu Gizem Karaca da İzmir'deki harika evini Ömür Sabuncuoğlu'yla gezdi. İşte o çok keyifli ev gezmesinden çok özel görüntüler. Gizem Karaca, İzmir'deki detoks kampı gibi evinin kapılarını ilk kez Show TV'ye açtı. Sevgili Gizem Karaca'nın İzmir'deki evine konuk olacağım. Detoks kampı gibi burası. Benim için çok özel olduğu için özel biriyle ilk olsun istedim. Teşekkür ederim. Gizem Karaca, Türkiye güzeli seçilirken giydiği ayakkabıları yıllar sonra Show TV için tekrar giydi. Miss Turkey kostüm ayakkabımda. Bakar mısın topa? Bunlarla yürüttürüyorlardı. Lavabosunu bile kendi yaptı. Gizem Karaca'nın kendi elleriyle yaptığı lavabosunun hikayesi ne? Şunu bir su yolu gibi yapmak istedim. Hani suyun aktığı ve geçtiği yer gibi. Gizem Karaca'nın evi için aldığı en özel hediye olan tablosunu kim yaptı? Seni karşılayan tabloyu görüyor musun peki? Muhteşem. Aldığımız en güzel ev hediyesi diyebilirim. Birbirinden tatlı köpekleriyle. Dudu benim kızım. 8 yaşında. Salondaki flamingosuyla. Ya bende garip bir flamingo hastalığı var. Gizem Karaca'nın sürprizlerle dolu evi sadece Show TV'de. O nedir? Ömür, bu evin içinde hiçbir yere sığmaya. Hafta sonu Ömür Sabuncuoğlu muhteşem bir yere, muhteşem bir eve ve muhteşem bir kadına konuk oldu. Gizem Karaca'nın İzmir'deki evindeyiz. Sevgili Gizem Karaca'nın İzmir'deki evine konuk olacağım ve bu evi sizler için ilk kez ekranlarınıza getireceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sıcacık bir karşılama bekliyor bizi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyidir valla. Kiminle karşıladın bizi? Bu Bex. Bex. Daha 1,5-2 yaşında. Beni biliyorsun, ben dolduruyorum kedileri, köpekleri, evet, eve. Bu cimcime de bizi kendisi buldu. Arkada Gofret var. O da 8-9 yaşında kızım. Gofret gel. Gel kızım. Gel. Neyse, o yavaş yavaş alışıyor. Hı-hı. Bizim böyle yani, kedi köpek dolu. Harika. Evi gezmeden önce Gizem Karaca bu muhteşem yerin hikayesini anlatıyor bizlere. Burayı ilk kez ekranları getireceğiz. Evet, ilk defa. Yani şöyle, evin hikayesi, biz 2016'da... Biz 2016'da aldık arsayı ve 2019'da evi bitirmek nasip oldu, yerleştik. Güle güle oturun. Teşekkürler. Yani tamamen kendi keyfimize göre çizdirip, Kemal'in kuzeni hatta Alican çizdi ve yani tamamen kendi keyfimize göre nasıl rahat yaşarız ona göre çizdik bütün bahçeyi, evin içinde şimdi göreceksiniz. O yüzden burada böyle tatlı huzurlu bir yaşamımız var ve ilk defa ekrana, yani ilk defa ekranda yayınlanacak. 2013 yılında Gizem Karaca daha bekarken Ömür Sabuncuoğlu'na açmıştı evinin kapılarını. Aradan tam 10 yıl geçti. İzmir'deki muhteşem evini gezmek de ilk kez Ömür Sabuncuoğlu'na nasip oldu. Benim için çok özel olduğu için özel biriyle ilk olsun istedim. Teşekkür ederim kırmanın için. Biliyorsun senle kaç? 2013'te ilk bir ev turu yapmıştık. Yapmıştık. Daha o zaman, evet, annemle babamla yaşıyordum. Aynen, aynen. Şimdi bugün böyle bir şey nasip oldu. Harika. O zaman önce evin içinden başlıyoruz. Huzur dolu bir yer burası. Nasıl, beğendin mi peki? Ben çok beğendim, çok güzel. Çok huzurlu. Huzurlu, aynen.
Böyle bazı arkadaşlarım şey diyor, detoks kampı gibi burası falan diyor. Hakikaten öyle. Tam böyle yoga kampı gibi. Bunlar bahçeden mi? Evet. Böyle bir bizim önden az sonra vereyim o zaman. Biraz sonra bu bostanı gezeceğiz birlikte. Arkada. Değil mi? Her sabah bizim burada bir abimiz var, Mahsun abi. Her sabah böyle uyandığımda bunlar böyle bırakılıyor buraya. Her şey bahçeden. Harika. Bahçe marketimiz var anlayacağın. Organik. Öyle kendi çapımızda küçük küçük. Masadaki tüm sebzeler, meyveler bahçeden. Bak. Böyle enteresan. Bunu Finlandiya'dan geldi tohumluk. Ve böyle mor enteresan bir domates. Ama şeker gibi. Bir de domates kokuyor yani. Mis gibi. Evin içini gezmeye mutfaktan başlıyoruz. Evet, şimdi evin içine girdik, mutfaktayız. Evet. Burada bu kalorili bir şeyler görüyorum. Kilo mu aldıracaksınız? Yok, diyetisyenime sordum. Hepsini yiyebilirsin. Hepsi çok... seni eğer mutlu ediyorsa istediğin her şeyi yiyebilirsin. Süper, harika. O yüzden ya incirlerimiz, elmalarımız yine bahçeden. Bahçeden mi? Çok evet. İncirleri merak ediyorum. Çekim evet. Sonrası. Aynen. Tadına bakacağım. Hep beraber yeriz. İyi midir mutfaklar güzel? İnanılmaz iyi. Valla kendimi öveceğim yani bunu da. Çünkü mutfakta vakit geçirmeyi ben çok seviyorum. O yüzden de böyle hani tamamen şey gibi bir mutfak yapmak istedik. Böyle hani geniş ve hafif endüstriyel. Hani biz burada mesela Kemal de restorancı olduğu için evet. ikimiz de mutfağa girdiğimizde böyle tavalar, tencereler birbirine giriyor ve böyle hani hep değişik değişik şeyler yaratıyoruz evde. Hakikaten deney yapıyoruz yemekle. Düzenli misindir? Yani çok değil. Bakacağım mı dolaplara? Şöyle bir açsam mı acaba? Sürpriz bak bilmiyordum açacağını. Tamam, ben de bilmiyordum ya. Açabilirsin, açabilirsin. Tabak mı geliyor? Burası tabak bölümü. Evet. Aynen. Aslında düzenliyimdir ya. Ya tabakta ne karışıklık olabilir zaten? Tabakta tabak, çanak ne var orada? Burası böyle. Pandemi döneminde seramiğe merak sarmış Gizem Karaca. Bak sana şey gösterebilirim. Bir dönem uzun süre seramikle uğraştım. Ve böyle çok keyif aldım. Aslında böyle pandemi zamanı hani eve kapandığımızda böyle bir hobi bulup kendime küçük bir atölye yaptım evde. Bunları evde yapıp yapıp işte bunu tabii dersine kursuna da gittim. Bunları yapıp böyle işte o pişirmeyi verip bir dönem böyle bir şeye merak salmıştım. Sen mi yaptın YouTube'u? Evet evet bunu gerçekten ben yaptım. Mi? Şunları yaptım. Evet. Hatta böyle peynir tabağı kesme tahtası falan yapmıştım şöyle. Ben de tam sana bir kahve fincanı siparişi verecektim. Bak elim nerede duruyor şu an? Ben sana bunu hediye edeceğim dedim. Yemin ediyorum bak ben de sana bunu öne çıkardım. Bunu sana hediye etmek istiyorum. Bu benim en son yaptığım bardak pekmak. Çok güzel. Evet tamamen pişti boyasını falan her şeyi ben yapmıştım. Harika. Güle güle kullan. Artık filtre kahveleri evet. buradan içeceğim. Evet. Çok biraz mu? Kalın ağır bir şey oldu ama ilk denemelerim ya. Bilmiyorum. Olsun çok güzel. Mutfaktan salona geçerken evin kedisi Sushi'nin mama kabı karşılıyor bizi. Ama bu mama kabı neden masanın üstünde? Burası bizim kedinin açık kutusu. Geçmeden evet. Genelde yerde durur bayağı. Yerde durulmuyor çünkü ben ne zaman Sushi'ye yere mama koysam bizim bıcırıklar geliyor hemen mamasını yiyor onun. Bir de hani kedi de burada tek kedi olduğu için sürekli şey durumunda yani ay biri geliyor mu biri geliyor mu o yüzden rahat yemek yiyip içemediği için böyle duruyor. Nerede Sushi şu an? Sushi şu an dışarıda geziyor. Dışarıda, tamam. Evet, o böyle akşamları falan eve geliyor. Duvardaki organik detay çok güzel. Öyle şurayı mi? Hemen gördüm evet. Çünkü bir evet. ada çayı var değil ada mi? Ada çayı, papatya ve kekik. Burada onların... yapıyor musun yoksa dekor amaçlı mı? Yok bunların hepsi bahçeden. O döneminde topluyorum, kurutuyorum. Sonra çay yapıyorsun. Evet işte mesela yemekteyken gelip buradan keki alıyorum, kullanıyorum. Bunlar ada çayı işte onları da kullanıyoruz, yapıyoruz. Bunlardan en son mutfakta finalde bir yakayım ada çayı. Mı? Ne? Ada çayı içerim. Olur tamam yaparım. Modernle klasiği birleştiren evin dekorasyonunda nostaljik parçalar dikkat çekiyor. Bu örtü de anneannemden bu ikisi. Bu da yine el işlemesi. Bakın hani şu anki zamanda hani makinede yapılıyor evet, ya evet. bu direkt tığıyla elle o yüzden ipleri arkada duruyor tek tek. O yüzden böyle çok değerli şeyleri ben seviyorum. Bu mesela rahmetli dedemin onun yaptıkları.
Duvardaki tablo, eşi Kemal Ekmekçi'nin annesi yani Gizem Karaca'nın kayınvalidesi İpek Ekmekçi'ye ait. Burada çok güzel bir tablo var. Evet, o da Kemal'in annesinden bize hediye. Onun tabloları, evdeki çoğu tablo, hatta bütün tablolar, iki tanesi hariç hep İpek Ekmekçi'ye ait. Çok güzel. Bodrum sanatçısı, ressam, orada bir sürü resimleri vardır falan. Salonda bir dünya tatlısı bekliyor bizi. Evet, Ali. Bu küçük beyle tanışmadık. Küçük bey dedim, doğru mu? Duli, benim kızım. Duli Hanım. O da 8 yaşında. O da evin küçüğü. Merhaba. Çörek otu lakaplı. Oo, çok tatlı. Çörek otu, oraya kırıntısı. Duli, Gizem Karaca'nın yoldaşı. Yani nereye gidersem gideyim benimle geliyor. Hı-hı. Ben işte projem olduğunda, dizi, film olduğunda, İstanbul'da olduğumda o benimle bavulumla birlikte, çanta köpeğim gibi geliyor, geziyor. Geziyor. Ama şimdi bu dönem bütün yaz İzmir'de olduğumuz için onu da buraya aldım. Bex ile Goofy ile Duli İyi anlaşıyorlar, evet. Süper. Ona da değişiklik oldu. Salondaki diğer tablonun ressamı ise güzeller güzelimiz Gizem Karaca. Yine herhalde İpek Hanım'ın bir... Hayır, tamam. Bunu ben yaptım. Gerçekten mi? Bunu ben yaptım. Yani hani bunu direkt akrilikten yaptım. O yüzden beni çok zorlamadı. Yağlı boya daha böyle biraz ustalaşmam gereken bir konu. Ama bunu da pandemi zamanı yaptım. Salonda bir flamingo var. Bunun hikayesini dinleyelim mi Gizem Karaca'dan? Bir de şurada bir flamingo görüyorum. Evet. Ya ben de garip bir flamingo hastalığı var. Böyle alalım yani, biraz onu. Alalım hadi. Böyle enteresan bir şey. Böyle. Gerçekleriyle aran nasıl? Çok canlısıyla seviyorum. Canlısıyla aran nasıl yani? Çok değil seviyorum. Mi? İlk Florida'da görme şansım olmuştu. Aslında oradan kalan bir takıntı bende yani. Hani orada büyüdüğüm için, çocukluğum orada geçtiği için hep flamingo ve bunun yüzünden böyle hani hep odam pembeydi, işte flamingo küpeler alınırdı, kolyeler alınırdı. Hatta sosyal medyamda bile benim böyle ismimin yanında flamingo işareti vardı. Bana böyle çok uğur getirdiğini... Hala var mı? Hala var. Farkında değilim. İşte orada böyle durdu o. Yani çok sık sevdiğim bir şey. O yüzden bunu da böyle evde tutmak istedim. Gören herkes böyle ne saçma bir şey ya falan diyor. Bence saçma değil ama yani. Bence yani gayet şükür. Anlamlı bir obje. Gizem Karaca'nın evindeki tüm eşyalar kişiye özel yapılmış. Biz genelde böyle şey, daha konfor rumuza düşkün olduğumuz için yani şey yapmak istemedim buraya, böyle hani ikili, tekli, işte hani sıradan bir mobilya almak istemedim. O yüzden hatta bunu çok sevdiğimiz arkadaşımız yaptı. Hı-hı. Evde de böyle bir durum var. İç mimar sokmadık eve. Hı hı. İç mimarı benim evim. Ya çok güzel. Evet. Yani hani TV konsolundan tut koltuğa kadar, kumaşına kadar, şimdi birazdan göreceğiniz odalardaki demir şeyleri, objelere kadar hepsini sıfırdan yaptırdık. Hı hı. Bereket filleri kapıya bakıyor. Bunun bir anlamı varmış. Şurada filleri gördüm. Bunların anlamını biliyor musun? Bereket. Bereket, bir de 7 tane bereket tamamlarsan bir evin daha oluyormuş. Aa, yedi, nasıl yani? Tek tek mi alınıyor? 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane. 7 tane. Ya ben sadece şunu biliyorum bununla ilgili. Eve bereket getirdiğini biliyorum. Hı. Ve kuralı, burunları her zaman kapıya bakması gerektiğini biliyorum. Öyle mi? Evet. Aa, neden? Yani çünkü kapıya baktığında, dışarıya baktığında dışarıdan bereketi ben içeri çağırıyorum demekmiş. Aa, güzel. Holdeki dolabın içinde ne var acaba? Şurada bir dolap gördüm acaba. Evet. Düzenli de oraya dedi. Girebilirsin, onda bir sıkıntı yok. Açıyorum. Aç. Benim güneş gözlüğüm. Oo, güzel. Evet, çok seviyorum ya. Değişik tasarımlar ya var. Daha da vardı işte, artık sığdıramıyorum. En sevdiklerimi böyle buraya koydum. Bak, ister misin? Evet, bu böyle enteresan bir... Şöyle. Şuradan şöyle dolanıyor. Hı hı. Hafif böyle tutuyorsun ama yani. Onun artistliği budur yani. Şey değil, şuraya kadar çekemiyorsun. Hep böyle. Güneş gözlüklerinin olduğu dolapta nostaljik parçalar da var. Biraz daha renkli. Oo, bunlar o kadar eski ki. Bak var ya, 2000... Benim Güzelköylü'de falan kullandığım şeydi bu. Dizide gözlük. Bu da böyle. Gözlük kullanmayı çok seviyor Gizem Karaca.
bir ara böyle keşke numaralı gözlük takabilsem gibi bir şeyim vardı. Ama gözüm de bozuk değil ama ben böyle bazen böyle dolaşmayı seviyorum. Evet, sen taksana bir makinesi. Numaralı mı? Değil işte. Ha, değil işte. Aynen. Numaradan numaralı gözlük diye takıyorum. Bak çok şirin. Yakıştı mı? Aşırı tatlı oldu. Bir de büyük ya, kocaman. Aynen. Ayakkabı dolabına doğru gidiyoruz. Orada böyle daha çok abiye. Bak hiç bilmiyordum buraları çekeceğini. Ben de bilmiyordum işte. Spontane takılıyoruz. Ayakkabı dolabında çok özel bir parça var. Bu benim Miss Turkey kostüm ayakkabımda. Bakar mısın topa? Bunlarla yürüttürüyorlardı. Yani ben taç takılırken ayağındaki bu muydu? Muhtemelen buydu. Ama evet, arşive bakacağız altında. Ama sen riyad et diyorum. Giyeyim mi diyorsun? Evet. Şaka yapıyorsun. Miss Turkey seçilsin. Gizem Karaca'nın Miss Turkey yarışmasında giydiği yüksek topuklu ayakkabılar bunlar. Bir de ben o dönem Miss Turkey'ye girdiğimde kaç? 17-18 yaşındaydım. Topuklu deneyimim yoktu. Yani tabii çok küçük. Evet, 2000 ne zaman? 2011 güzeliyim işte. Aynen 2011'de liseden çıkıp üniversiteyi kazanıp hemen üniversiteden oraya geçtim. Madem giydik bu ayakkabıları, bir catwalk yapalım evde. Gizem Karaca'nın elinden çıkan bir ürünü daha getiriyoruz ekranlarınıza. Hikayesini anlatıyor lavabosunun. Şimdi mutfakta sana yaptığım seramikleri gösterdim. Evet. Hani tabak çanak, işte evet, hediye ettim bak. Seramiğe girme sebebimi ve ilk başta nedenimi göstereceğim sana. Evi ilk yaparken çok özel bir lavabo arıyorum, tamam mı? Bir türlü bulamıyorum. Yani hani böyle işte yüksek olsun, renkli olsun ya da işte şöyle olsun, böyle olsun. Yok arkadaş, hiçbir yerde bulamıyorum. Sonra dedim ki ben kendim yapacağım. Aslında seramiğe başlama şeklim öyle oldu. İlk başta bir seramik kursuna yazılıp ben sadece bir lavaboyu yapıp çıkacağım arkadaşlar diye geldim. İş aldı başını gitti. Üstünden bir iki sene falan sürekli seramik yaptım. Şimdi gösteriyorum. Hadi bakalım, merak ettim. Oo. Buyurunuz. Bu. Böyle bir şey. Çok güzel. Bunun hatta şöyle bir durumu var. Hikaye şu. Hani şunu bir su yolu gibi yapmak istedim. Hani suyun aktığı ve geçtiği yer gibi. Hani bunu biraz daha böyle kumsal veya işte bir buzu yararmış gibi bir suyun altında da toprağı aynı şekilde bıraktım. Toprağın kendi rengini. Hı hı. İlk başta da ilk deneyimim olduğu için ben bir Başak Burcu olduğum için bunun ilk başta minyatürünü yaptım. Burası evin misafir odalarından biri. Misafir odası mı? Evet, öyle burası gözüküyor. Misafir odası. Burası benim en sevdiğim misafir odalarından biri. Çünkü kaç tane var? 2, 3, 4 tane var. Misafir odası. Evet, 4 tane var. Buranın şöyle bir şeyi var. Böyle arkada çok huzurlu bir bahçeye uyanıyorsun yatan böyle. Hmm, çok güzel. Evet, burası böyle bir... Dedim ya böyle şey gibi, rehabilitasyon gibi yani. Evet. Odaların hepsinde zamansız eşyalar göze çarpıyor. Yani hani bende böyle bir şey var. Ben çok fazla modernliği sevmiyorum evin içinde. O yüzden evi yaparken de tasarlarken de hep şey istedim. Zamansız olsun istedim. Yani hani her zaman bu olabilir ya yani. Hani bu 2010'da da olabilen bir şey. 2050'de de bence bu güzel görünecek. Bir üst kata çıkarken bizi harika bir tablo karşılıyor. Çıkarken seni karşılayan tabloyu görüyor musun peki? Muhteşem. Çok güzel. Çok büyük. Evet, hayatımızda yani aldığımız en güzel ev hediyesi diyebilirim. Yani bitmesi 6 ay sürmüş. Yine ve yağlı boyadan, evet, tamamen. İpek ekmekçi. Evet. Kemal'in annesi ve yani tamamen mesela yaparken tamamen
şeye bırakıyor. Yani sen ne görüyorsan olur. Yani onu sorduğunda ya neresi mi bu diye. Bilmiyorum diyor yani hani tamamen sen ne görüyorsan, insanlar ne görüyorsa odur. Sen bunu ne görüyorsun mesela? Bunu da değiştirebiliyor muyuz? Ben ne görüyorum bakayım. Nasıl değiş? Bunu ters bir şekilde mi? Onu düşünüyorum. Bunu asmak o kadar zor oldu ki ömür ya. Altı kişi falan böyle ölçülerle, şeylerle. İlginç şeyler de görüyoruz evi gezerken. İşte onlardan biri. O nedir? O ne? Ömür bu evin içinde hiçbir yere sığmayan. Ve ayrı bir köşeyi bayağı kaplamış. Tamamen evet. Çok rahat bir koltuk bu. Gizem Karaca bu koltuğu çok seviyor. Oh, güzel. Burada ne yapıyorsun? Kitap. Burada kitap okuyorsun. Böyle 2-3 saat böyle yatabiliyorsun. Telefonunla oynuyorsun. Harika. Ben böyle ara sıra bir şeyler yazıyorum. Öyle bir şeyin içine girdim. Böyle alıyorum laptopu burada böyle yazıyorum. Ara sıra dışarı baka kalıyorum falan. Bu özel koltukta köpeği Dolly ile buluşunca ortaya bu keyifli görüntüler çıkıyor. Aa, böyle bir şey olamaz. Bana böyle poz vermiyorsun kızım. Yemin ediyorum bak telefonla yüzüne tuttuğum an hemen döndürüyor kız. Sen de mi annen gibi kameraları seviyorsun? Kameraları oynuyor çocuğum görüyorsunuz. Gel bakalım, gel anne. Oh. Gel bakalım. Ne yapacağız burada böyle? Gizem Karaca'nın muhteşem giyinme odasına girdik. Hoş geldiniz giyinme odama. Muhteşem evin, muhteşem bahçesinde neler yetişiyor? Tarım arazimi göstereyim size. Gizem Karaca'nın sevimli köpeği Bex'in eğlenceli görüntülerine bayılacaksınız. Bravo. Hepsi ve daha fazlası yarın pazar sürprizinde. What to do, what to do, 'cause it's all on you.